İran'da devlet televizyonu ve birçok kanal Dışişleri Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı'nın vefat haberini verdi. Resmi açıklama esasında bekleniyor. Tabii helikopter kazasında 4 isim vardı. Cumhurbaşkanı reisi, Dışişleri Bakanı Abdullayan, Cuma imamı ve vali vardı. Ve dolayısıyla da helikopter kazasından sonra enkaza bir türlü ulaşılamamıştı. Daha sonra Türkiye'den hava aracı istenmişti ve o hava aracının ısı tespitiyle birlikte yere ulaşıldı ve sonrasında görüntülerde de görüldü. İnsanların hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Şimdi herkesin merakla beklediği belki de temel sorular var. Şimdi bu temel sorulardan bir tanesi şu. En sonla başlayayım ben. Madem İranlı yetkililer bu enkaza ulaşamıyordu, böyle bir yardıma ihtiyacı vardı, Türkiye'den insan hava aracı istendi, bu neden bu kadar geç sürdü sorusunun cevabını vermek gerekiyor. İkinci mesele, tabii haber çıktığı andan itibaren İran medyasında birbirini yalanlayan birçok haberi biz görmeye başladık. O haberlerden bir tanesi önce şuydu, dendi ki bir kaza yapıldı, o kaza neticesinde heyet karayoluyla dönüyor. Fakat daha sonra bu yalanlanmaya başlandı. Dendi ki böyle herhangi bir şey yok. Sonrasında şu söylendi. Enkaza ulaşıldı dendi. Daha sonra İran Kızılayı bunu da yalanladı. Daha sonra enkaz alanı 2 kilometre daraltıldı. An meselesi dendi. Daha sonra o 2 kilometre denilen yere gidildi. Orada bir şey olmadı ifade edildi. Ve böyle çok ciddi farklı açıklamalar gelmeye başladı. Ve dolayısıyla da aynı soru soruldu. Ne oluyor sorusu sorulmaya başlandı. Şimdi önce bir reisi tanımak gerekiyor. Reisi kimdir? Neden bu kadar önemlidir? Cumhurbaşkanlığı vasfı dışında vasfı nedir? Neden Hamaney'in sonrasındaki en güçlü adaylardan biri olduğu ifade ediliyordu? Şimdi reisi tabi İran'da sistemin en önemli insanlarından bir tanesi ve rejime olan bağlılığıyla biliniyor. Reisinin bütün kariyerini, en iyi kariyerini aslında Hamaney'in iş başına gelmesinden sonra yaptığını söylersek yanılgı içerisinde olmayız. Tabi reisinin en büyük güç kaynaklarından bir tanesi Meşet'te Cuma imamı olan kayınbabası. Diğer taraftan İmam Rıza Vakfı gibi gerçekten maddi olarak çok güçlü bir vakfın idaresinde bulunması, yargı erkinin başında bulunması, İran-Irak Savaşı'nda özellikle yargılamalarda idam kararlarının altında imzası olması, İran'daki yolsuzlukların araştırılmasında burada yargı mercinin içerisinde olması ve tabii ki Cumhurbaşkanı olması. Dolayısıyla reisi aslında sıradan bir insan değil. Fakat şöyle yanılgı içerisine girilmemesi lazım. Reisi ile Hamaney arasında bir mesele olup olmadığı tartışması çok doğru bir tartışma değil. Hamaney sonrası ile ilgili esasında reisi tartışmasına odaklanmak gerekiyor. Dolayısıyla da reisi böyle bir kişilik. İran Cumhurbaşkanı olan reisi böyle bir kişilik. Fakat şimdi gelelim yardım meselesine, arama meselesine. Şimdi önce şunu çok net ifade etmek lazım. Uçak kazasıyla yani helikopter kazasıyla birlikte acil bir iniş yapıldığı ifade edilmişti. Tabi orada İran Cumhurbaşkanı yardımcısı şöyle bir şey kullanmıştı. Helikopter enkazıyla görüşme yapıldığı ifade edilmişti. Bu görüşme yapılan kişinin Cuma imamı olduğu ve mürettebattan biri olduğu ifade edilmişti. Fakat daha sonra bundan herhangi bir şeyden bahsedilmedi. Yani bu şunun için önemli. Eğer bir görüşme yapıldıysa orada sinyal alınmadı mı? Alınan sinyal neticesine gidilmedi mi? İki, İranlı bütün yetkililere Süreyya isimli bir uydu telefonu verilir yakın çevresine. Bu Süreyya uydu telefonuyla herhangi bir iletişim sağlanıp sağlanmadığını da bilmiyoruz. Üçüncüsü, helikopterin çok eski olduğunu biliyoruz. Helikopterin eski olmasının en büyük sebebi İran ambargosundan kaynaklanıyor. Fakat bu helikopterlerde iki GSP cihazı bulunuyor. Dolayısıyla da bunlardan bir tanesi çalışmadığında kaza anında ikinci cihazın çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor ve pilotun bir düğmeye basmasının yeterli olduğu söyleniyor. Acaba bu ikinci cihaz çalışıp çalışmadı mı? Bunun da bir şekilde bir kontrol edilmesi gerekiyor. Fakat burada tabii bütün bu sorularla birlikte burası bir sabotaj ihtimali var mı? Yok bir suikast ihtimali var mı? Yoksa normal bir kaza mı sorusu sorulmaya çalışılıyor. Bakıldığında helikopterin sert bir iniş yaptığı çok net gözüküyor. Fakat arama kurtarma çalışmaları, yer bulma meselesi, haber kaynakları içerisinde farklı değerlendirmelerin bulunması, ilk baştan itibaren İran kurumlarının birbirini yalanlaması derken olay birçok farklı noktaya gidiyor ve tabii ki bir şüphe meselesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da burada bir sabotaj ihtimali mi var? Sorusu soruluyor. Burada en büyük tabii ihtimal böyle bir şeyin
olması durumunda güçlü bir sinyal kesici veya güçlü bir ağla bu iletişim ağlarının kesilmesinden bahsediliyor. Böyle bir şeyin olup olmadığını tabii İranlı yetkililerinin açıklamalarında göreceğiz. Tabii burada Hamaney sonrasında şimdi ne olacak sorusu soruluyor. Önce şunu ifade edeyim. Tabii Irak Anayasası, bu mevcut anayasada 131. madde var. 131. madde İran Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir şekilde görevlerini kullanamaması durumunda Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısını bu görevleri kullanmaya itiyor. Fakat burada Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, yargı erkinin başkanı ve meclis başkanından oluşan bir komisyon ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götürmekle yükümlü ve şimdi Cumhurbaşkanı birinci yardımcısını büyük bir ihtimalle Hamaney'e atlayacak. Çünkü Hamaney'in şöyle bir özelliği de var, dini liderin. Eğer Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi yapamayacağından şüphelenirse görev yetkilerini kendisine toplayabilir veya başka birini de atayabilir. Ama temayül gereği genelde Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı atanıyor. Şimdi bu komite özellikle 50 gün içerisinde seçime götürecek olan komite niye kurulmuştu sorusunun cevabı aslında Beni Sadr hükümetinin görevden alınması ve Muhammed Ali Recai'nin suikaste kurban gitmesi neticesinde İran böyle bir sistemi oluşturmuştu. Ve şu an reisinin vefatından sonra büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı birinci yardımcısına görev verilecek ve bu bahsettiğim komite 50 gün içerisinde ülkeyi seçime götürmüş olacak. Peki şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi böyle olacak ama dini lider sonrası, Hamaney sonrası en büyük adaylardan bir tanesinin reisi olduğu biliniyordu. Şimdi ne olabilir sorusunun cevabına bakmak gerekiyor. Aslında orada geçmişten itibaren 4 farklı senaryodan bahsedebiliriz. Birinci senaryo, tabi burada dini lider Velayet-i Fakih dediğimiz kurumun başındaki Hamaney aslında İran'ın en güçlü kişilerinden bir tanesi. Daha doğrusu en güçlü kişisi ve dolayısıyla da burada onun sonrasının İran'ı şekillendirme ihtimali çokça konuşuluyor. Senaryolardan şöyle bir tanesi, eğer Hamaney vefat ederse bu dini liderlik makamının kaldırılması çok konuşuluyor. Fakat bu dini liderlik mekanizmasının kaldırılması aslında Kumen Necef ekolü arasında da bir anlaşmazlıktı. Velayet-i Fakih kurumunun oluşması bir anlaşmazlıktı. Ama birinci senaryonun çok uygulanma şansı yok. Çünkü anayasayı koruma meselesi, oradaki güç dengeleri gücü elinde bulundururlar. Buna izin vermezler ve dolayısıyla da dini liderlik makamının kaldırılması biraz zor gözüküyor. İkincisi, dini liderlik yerine dini liderlik konseyinin kurulması çokça tartışılıyor. Aslında Hümeyni sonrası bu bir şekilde tartışılmıştı. Daha sonra anayasadan çıkarılmıştı. Böyle bir meselenin tartışıldığı ifade ediliyor. Dini liderlik konseyi kurulabilir mi? Bu da İran şartlarında şu an dengeler açısından bence çok zor gözüküyor. Ve dolayısıyla da bu ikinci seçeneğinde ben çok olma ihtimalini göremiyorum. Üçüncüsü de tabii Ayetullahların yerine Ayetullah Hamaney'in yerine belli Ayetullahların geçmesi, işte geçmişte olduğu gibi bu sürecin devam etmesi. Hümeyni sonrasında Hamaney göreve gelmişti. Fakat orada şunu da ifade etmek lazım. Şimdi burada öne çıkan isimler var. Tabii bu öne çıkan isimlerde Hasan Ruhani, Sadık Larijani gibi isimler var. Dolayısıyla da bu da mümkün. Fakat dördüncü senaryo en çok konuşulan senaryo, Müştebe Hamaney'in, yani Hamaney'in oğlunun Hamaney sonrası iş başına geçmesi. Aslında bunu da tartışması Hümeyni'ye dayandırılıyor. Çünkü Hümeyni oğlu Ahmet için orada Ayetullah Vekili Muntazari'yi görevden almıştı. Fakat Ahmet'in vefatı, ki orada bir şaibe olup olmadığı çok tartışılıyor. Yani normal bir vefat mı yoksa başka bir mesele mi? O hala İran içinde tartışılan bir şey. Ve dolayısıyla da Ahmet'in zamansız vefatıyla birlikte Hümeyni bunu sağlayamamıştı. Şimdi Hamaney'in aynı Hümeyni'nin sağlamaya çalıştığı mesele gibi oğlu Müşteba'yı burada kendisinden sonra bırakma ihtimalinden söz ediyor. Tabii burada İran iç dengeleri açısından devrim muhafızlarının çok çok güçlenmesi anlamına gelebilecek bir meseleyi de çok net görmek mümkün. Dolayısıyla da şu an İran'da tabii reisi şunu sağlıyordu. Yani bununla ilgili çok ciddi değerlendirmeler vardı. Birincisi tabii Körfez ilişkileri ne olacak? ABD ilişkileri ne olacak? İran iç siyaset dengesi ne olacak? Özellikle bu Gazze meselesiyle birlikte İran'ın pozisyonunda bir değişiklik olup olmayacağı vesaire birçok mesele tartışılıyor. İran'ı bilenler bilir, 2005 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Bu devlet geleneğinin
gerçekten çok derin yapıları var ve dolayısıyla da İran da devlet aklı bir şekilde devam eder, bir politika değişikliği çok fark etmez gibi duruyor. Tabii şu tartışılıyor, yani reisiyle birlikte, özellikle reisinin vefatıyla birlikte bir iş dalgalanma vesaire şeyleri. Arkadaşlar, İran'da Hamaney vefat etmediği sürece, zamansız vefat etmediği sürece İran'da birçok şeyin değişme şansını ben çok görmüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii İran iç siyasetinde hareketlenmeler olacaktır, bu kaçınılmazdır. Fakat Hamaney'in duruma el koyması, anayasanın 131. maddesinde işte Cumhurbaşkanlığı yardımcısıyla bu bahsettiğim konseyin kurulması sonrasında bir geçiş dönemi sağlanacak. Fakat İran açısından ciddi bir prestij kaybını olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani bir taraftan nükleer silah, bir taraftan İsrail meselesi, bir taraftan dünyaya kafa tutma derken kendi Cumhurbaşkanı helikopterini saatler içerisinde bulamayan bir İran'dan bahsediyoruz. Ve Türkiye'den giden insansız hava aracı yer tespitinde bulunuyor ve daha sonra Cumhurbaşkanı öyle bulunuyor. Bu İran açısından son derece bir prestij kaybı olarak da ifade etmek mümkün. Tabii şu soru soruluyor, bir sabotaj mı, suikast mı, kaza mı? Bunu önümüzdeki günler içerisinde göreceğiz ama ben meselenin İran iş kamuoyuyla ilgili daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek?